Doktor Halil İbrahim Erbil ile birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz. Merhaba. Halil İbrahim Bey. Şimdi detoks bizim çok alışık olduğumuz bir kavram aslında. Evet. Metabolik açıdan dönem dönem özellikle detoksin eve atmak, bir arınmak anlamında detoks uygulanıyor. Ama sizin uzun yıllardır çalıştığınız, uzmanı olduğunuz diyebileceğim bir konu var, ruhsal detoks. Evet. Ruhsal detoks nedir peki? Ruhumuza nasıl bir detoks yapabiliyoruz? Bunlardan biraz bize bahseder misiniz? Az önce ifade buyurduğunuz gibi, organizmaya içten ya da dıştan, çevresel faktörlerden çok sayıda toksin hücum etmekte. Vücudumuz 100 trilyonluk muhteşem bir abide, harikulade bir saray. Biyolojik bir saray. Bunun 100 milyarı nöronlarımız. Vücudumuzda 24 saatin her saniyesinin her salisesinde olağanüstü biyokimyasal reaksiyonlar meydana geliyor ve vücut bir yandan protein sentezini yaparken, bir yandan faaliyetleri gerçekleştirirken 24 saat durmaksızın çalışan beyin gibi, kalp gibi, karaciğer gibi huzurlarımız, evet uykuda örneğin ayaklarımız, bacaklarımız çalışmıyor ama organizma çalışmasına devam ediyor. 100 trilyon hücrede inanılmaz bir faaliyet var. Bu faaliyetlerin sonunda mutlaka artıklar oluyor. Ve biz sadece çikolata yemiş olsak bile ertesi gün bunu dışarı atmak zorundayız. Boşaltım sistemini sadece vücutta değil, hücrenin kendi içinde de mikro düzeyde kendi programını uyguluyor. Ruhsal detoksa gelince bedenimiz elbette zehirlerle karşı karşıya geliyor. Ruhumuz, gönlümüz, aklımız, entelektüel fakültelerimiz, irade, mantık, sürat-i intikal, analiz, sentez, insan olmaktan gelen 20-25 tane daha hasletimiz, özelliğimiz var. Ruhumuzla çeşitli iç ve dış faktörler neticesinde adeta yaralanıyor, örseleniyor, üzülüyor. Örneğin travmaya karşı organizma metabolik ve endokrin bir cevap veriyor. Bir stres, bir travma, herhangi bir problem, ameliyat, kanama ya da dış bir faktör, yangın, herhangi bir korku durumunda adrenallerimizden yani böbrek üstü bezlerimizden kana 40'a yakın madde pompalanıyor. Tehlike var, sinyali almış durumda organizma. Derhal kaslar katılaşıyor, organizma savaş durumuna geçiyor. Ona göre vücudumuzda kesinlikle çok değişik savaş süreçleri başlıyor. Bunların neticesinde de kanımızda başta adrenalin, noradrenalin olmak üzere çeşitli hormonların artıkları savaş hali bittikten sonra artık olarak kalıyor. Ruhumuzda da örselenmelerimiz, korku, kuşku, kaygı, kaos, keşmekeş, üzüntü, çöküntü, depresyon, dışlanma, olumsuz duyguların her biri gerek gönlümüzde, yüreğimizde, kalbimizin derinliklerinde, gerekse ruh okyanusumuzun en ücra köşelerinde yaralar, bu yaralara bağlı rahatsızlıklar ve onların artıkları meydana geliyor. O zaman insanların ruhsal arınmalarını yapmaları adeta şart oluyor. Yani fabrika ayarlarına dönmek için. Bunun için değiştiremeyeceğimiz şeyleri aynen kabul etmemiz gerekiyor. En önemli ruhsal arınma yöntemi affetmek. Affetmek bize yapılanları sinyal çekmek değil. Daha büyük zararlara karşı organizmayı korumak. Affettiğimizde özgürleşiyoruz. Her insanın zihninden 24 saatte tam 70 bin düşünce geçiyor. Maalesef bu kadar antidepresan, bu kadar psikoterapiler, hekime ulaşmalar, bu çabalar neden? Çünkü insanlar tek başına bu dağların altından kalkamıyor. Bazen de o dağları insan kendi üstüne, kendi içindeki faktörlerle gitmiş oluyor. İşte zihnimizden geçen 70 bin düşüncenin %70'i yani 49-50 bini negatifse, depresyonlarda bu %80-90'ı buluyorsa, ağır depresyonda %95, zaten intihar eden insanlarda %100'e geleceğe dönük bir umut kalmadığı için kendisine yönelen öfke zirvesi olan intiharla kendini kendisiz bırakıyor. Elbette başımıza olaylar gelebilir. Burada ruhsal arınmayı yapmak için atacağımız ilk adım çok önemli. Hani derler ya her şey bir adımla başlar. O adım şu, affetmek. Önce kendini, sonra etrafı, sonra insanları değiştirmeyi bırakmak gerekiyor. Hiç kimseyi değiştiremeyiz. Değiştireceğimiz bir kişi var, kendimiz.
Sadece kendimizi de hissediyoruz. O halde biz hayat devam ediyor. Metin Oktay'ın dediği gibi hayat hoş, her şey boş dedi. Evet, yaşayacağız. Yaşadıklarımızdan anlamlar çıkaracağız. Anın kendini, anda kalmak kavramı da bu zaten. Dün bir rüyaydı, yarın bir hayal. Bugün esas gün. Bugünü iyi yaşarsak her dün umutlu bir rüya, her yarın umutlu bir hayal kılarız. Harika. Teşekkürler. Gerçekten çok değerli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Peki o zaman ruhumuzu biraz neşelendirip bir detoks yapmak için bize ne önerirsiniz şu anda? Ruhumuzu arındırmanın yöntemlerinden biri şiir, biri doğayı seyretmek, biri içsel yolculuğunu yapmak, içindeki iç çekime doğru seyahat etmek. Bir tanesi de Türk müziğinin güzel eserleri. Örneğin meslektaşımız sizin gibi, benim gibi çok değerli bir sanatçı hekim olan Alaaddin Yavaşça hocamın nihayet eserini takdim etmek isterim. Zevkle. Gözlerinde menemişler var, kor gibi dudaklar ve kızıl saçlar.